ekonomisindeyiz uzun bir süre. Aradan sonra birazdan Profesör Sadi Uzunoğlu hocamızla görüşeceğiz. Ama öncelikle Paribu'dan Araştırma ve Raporlama Birim Yöneticisi Semih Sercan Erkul'a ben dönmek istiyorum. Deprem bölgesindeki yardım çalışmalarında bir ayağı da aslında kripto para ekosistemi üzerinden gerçekleşti. Sizler bağış toplama noktasında Paribu olarak ne gibi aksiyonlar aldınız? Merhabalar Selin Hanım. Merhabalar. Dediğiniz gibi ülkemiz deprem felaketinin üzerinden tam olarak 16 gün geçti. Paribu olarak yaşanan bu felaketin derin üzüntüsünü yaşıyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, afetin etkisini yaşayan tüm vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Her birimizin ihtiyaç sahiplerine yardımcı çalıştığı, dayanışma ve yardımsever örneklerine şahit olduğumuz bu günlerde kripto para ekosistemi de yapıyor. Bağışı aslında hayatımıza yeni girmişleri gününde Türkiye'deki ilk kripto para bağışının UNICEF Türkiye adına toplanmasını sağlamıştı. Şimdi ise ekosistemin geneline yayılan kripto para bağışı deprem bölgesindeki yardım çalışmalarının önemli kısımlarından birini oluşturuyor. Biz bugün size 21 Şubat 2023 itibariyle teyit ettiğimiz kripto para bağış miktarını aktaracağız. Paribu olarak ilk andan itibaren kripto para bağışı toplamak üzere ilgili resmi kurumlarla görüşmelerimizi gerçekleştirerek sivil toplum kuruluşları için kripto para hesaplarını tanımlamıştık. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla çalışan bu kuruluşların adreslerini Paribu Afet Destek sayfası üzerinden paylaştık. Paribu'nun önderliği ve aracılığıyla toplanan kripto değeri 20 milyon liranın üzerine çıktı. Kripto para ekosisteminin toplamda ulaştığı bağış ise 120 milyon liranın üzerinde. Bunlara ek olarak on-chain yani blok zincir üzerinde teyit edemediğimiz veya itibari para cinsinden yapılan bağışların olduğunu da söyleyelim. Peki bireyler bu kripto para bağışlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl teyit edebilir kısmına da ben izninizle çok kısa bir açıklık getireyim. Blok zinciri dediğimizde en yalın haliyle herkesin aklına çevrim içi yani online bir hesap defteri gelmesi gerekiyor. Bu defter üzerine yazılan bilgilerin herkes tarafından görülmesiyle sağlanan şeffaflık bu işlemler üzerinde teyit yapabilmemize olanak tanıyor. Nasıl merak ettiğimiz bir şeyi internette ararken Google, Yandex gibi arama motorları kullanabiliyorsak, blok zincirlerde de bu defterleri arayarak hesaplar arasında hangi işlemlerin yapıldığını görebiliriz. Bu sitelere örnek Ethereum için Etherscan, Avalanche için Snowtrace'i verebiliriz. Kripto para bağışı toplamak için paylaşılan bu cüzdan adreslerini bu örneğini verdiğim sitelerde sorgularsanız o hesaba dair yapılan tüm işlemleri görebiliyorsunuz. Bu şeffaflık aslında bireylerin kripto para bağışlarını güvenle yapmasını da olanak sağlıyor diyerek bir kısa özetleyebilirim. Gönül isterdi ki bu teknolojiyi çok daha güzel günlerde kullanalım ama bugün blok zincir teknolojisi sayesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatabiliyoruz. Türkiye'de yaşanan bu felaketin yaralarını sarmaya yardımcı olmak için kripto para bağışında bulunan her bireye ve kuruluşa verdikleri destekten ötürü teşekkür ederiz diyerek sözü bitireyim. Size de iyi yayınlar dilerim. Pekala, çok teşekkür ediyoruz biz de sizlere. Profesör Sadi Uzunoğlu hocamıza döneceğim. Hocam selam, geçmiş olsun. Merhaba Zeliha, hepimize geçmiş olsun. Bölge gerçekten üst üste felaketleri yaşıyor. Ama bu artık Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu herhalde kabul edeceğiz. 99'dan sonra biliyorsun çok şeyler söylendi depremden sonra. Ama yine ülke çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Neler yaptık, neler yapmadık. İşte bunların aslında bilançosunu bugün çok daha net bir şekilde görebiliyoruz maalesef. Bir şey yapmamışız. Yani bir şeyler yaptık ama demek ki yeterli olmamış. Yani yeterli değil. Yani kentsel dönüşüm 2012'de dedik. 99 depreminden sonra, Gölcük depreminden sonra siz de ben de yaşadık. İstanbul'da mıydınız bilmiyorum. Ben de yaşadım o Ataköy, Bakırköy tarafında ama biz o zaman da çok depremi konuştuk. Ne yapılır, ne edilir? Türkiye deprem bölgesi, İstanbul depremi geliyor diye çok konuşuldu ama
Hali hazırda şu an baktığımızda belediyelerin çalışmalarına İstanbul'daki hasarlı ya da İstanbul'da ilk yıkılacak ya da İstanbul'da orta az çok hasar alacak binalar diye arka arkaya çarşaf çarşaf bilgiler geliyor hocam. Şimdi biz bunu hak etmiyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz. Evet. Yani herkes yani büyük Japonya gibi hep Japonya örneği veriyoruz ama Şili örneği de var, Endonezya örneği de var. Baktık rakamlara hayatlarını kaybedenleri 9.1 şiddetinde 600 kişi hayatını kaybetmiş örneğin. Yani oluyor demek ki. Dolayısıyla hocam biraz bu konuda ben özellikle altını çizip farkındalık yaratmak adına size sormak istiyorum. Sonuçta şimdi insanlar o bölge insanları zaten hayatlarını kaybedenler Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanları sabır diliyoruz. İş tabii geride kalanlarda. Hayat devam ediyor orada bir şekilde. Öyle ya da böyle. Kalpsizlik değil. Bu devam ediyor. Orada çoluk çocuk devam ediyor. Ama hocam yani bu doğal durumun, yani biz buna doğa olayı diyoruz. Milyon yıldır var. Milyon yıldır hareket ediyor. Milyon yıldır Arap lebası bizi itiyor. Biliyoruz. Buna rağmen tedbirlerimizi gerekli almadık herhalde. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yani bu diğer deprem krizler gibi unutulmaması adına altını çize hem neler yapmak hem de sigorta tarafını da neler yapmak gerekiyor? Şöyle koca kalın kalemle çizerek size sözü bırakıyorum. Buyurun. Şimdi tabii biz konutla ilgili konuşacağız. Anayasaya da baktım, konut hakkı ile ilgili gayet güzel bir cümle var. Devlet çevre koşullarını dikkate alarak bir planlama yapar diyor. Yani kamunun yapması gereken çevre koşulları. Demek ki öncelikle yerin doğru saptanması ve buna bağlı olarak altyapının düzgün yapılıp insanların planlı şekilde konutlara yerleştirilmesi gerekiyor. Bir kere kentsel dönüşüm doğru, çok güzel bir kelime olarak da çok güzel ama nereye yapacağız, nerelere yapacağız? Kentsel dönüşüm yapılan bölgelerde de problemler olabiliyor. Çünkü toprakla ilgili demek ki analizlerin biraz daha sistematik bir şekilde getirilmesi gerekiyor. Demek ki şunu da yapmamız gerekiyor. Biz de evleri de nasıl hani dükkanları denetlemeye gidiyor, zabıta var. Evleri de aslında denetleyen bu timlerin olması lazım. Kamu personelinin olması lazım. Denetlenmesi lazım ki bu evler gerçekten oturulur mu, oturulamaz mı? Nedir, güçlendirilmesi gerekiyor mu? Bunların sürekli periyodik olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Yani ev yapıldı, bitti. Ondan sonra örneğin asansör ekleniyor evin içine. Peki asansörü kaldırabilecek güçte bir yapı mıdır? Tamam, belediyeler bu konuda işte ruhsat veriyor, yapabilirsiniz diyor ama bunların daha sonra gelip bir denetlenmesi gerekiyor. İşte problem biraz da denetimle ilgili. Şimdi biz ne yapabiliriz? Birey olarak, aile olarak ne yapabiliriz? Bu konuda da çok eksik kalmışız. Neden eksik kalmışız? Çünkü 1999 depreminden sonra doğal afetler sigortaları kurumu diye bir kurum oluşturuldu biliyorsun. 2000 yılında oluşturulan bir kurum. Ve bu kurum 2000 yılından itibaren, yani DASK diye bizim bildiğimiz sistem 2000 yılından bu yana devreye girmiş. Türkiye'nin hala DASK'a ki 20 milyon 330 bin civarında konut olduğu tahmin ediliyor Türkiye'de. Bu 20 milyon konutun %54.7'si ancak DASK, yani bu zorunlu olan deprem sigortasını yaptırmış. Ki en riskli bölge, ki Türkiye 5 ayrı risk grubunda değerlendiriliyor. Özellikle depremle ilgili olarak 5 ayrı risk grubunda değerlendiriliyor. En yüksek risk grubunda, yani birinci derecede deprem riskinin olduğu yerde ödenecek tutar ayda 50 TL. Yani toplam 600 TL gibi bir rakamla evinizi ne yapabiliyorsunuz? DASK'a bir kere DASK yapabiliyorsunuz. Bu bizim için önemli bir önemli güvencelerden bir tanesi. Bu DASK'ı yaptırıyoruz. Peki bunun ödemeleriyle biz hasarımızı ortadan kaldırabilir miyiz dersek, işte orada da problem var. Çünkü hala bizde 25 Kasım 2002'den bu yana geçerli olan rakam metrekare bazında 3016 TL olarak belirlenmiş. 3016 TL üzerinden maliyet hesaplaması yapılmış. Oysa
Türkiye Restorans şirketinin hesaplaması metrekare maliyetini 7500 TL olarak belirlemiş. Bunun neredeyse yarısı kadar bir rakam belirlenmiş. Raiş bedel olarak, yani maliyet bedeli olarak bunun üzerinden ödeme yapılacak. Bunlar düzeltilebilir. Bunlar şeydir. Ama şu çok gerçekten üzücü. Türkiye'nin %66'sı yaşayan insanların, konutların önemli bir bölümü birinci ve ikinci derecede, yani yüksek riskli deprem bölgesinde yaşıyor ve maalesef %54.7 Türkiye ortalaması. Peki yaşadığımız bu deprem felaketini yaşadığımız 10 ilde ortalama kaç dersek, Türkiye ortalamasının altında %49 buradaki sigortalama olayı. Ki Diyarbakır'da %33 rakam, Gaziantep'te en yüksek %64. Yani Hatay en çok etkilenen illerimizden bir tanesi. %40 Hatay'da DASK sorumlu deprem sigortasını yaptıran, işte poliçe alan kişi sayısı veya ev sayısı. Şimdi böyle baktığımız zaman biz demek ki bir kere sigorta konusuna çok inanmıyoruz. Gerçekten inanmıyoruz. Yani böyle bir şey de var. Zaten hani sigorta günah mı sevap mı diye yıllarca da tartışıldı. Bu şeyde de vardır. Yani Osmanlı döneminden beri gelen bir tartışmadır. Oysa riskin paylaşılmasıdır sigorta. Yani riskin paylaşılması olarak aldığınızda nedir? Herkes, biz de mesela zorunlu sigorta yaptırıyoruz. O bölgedeki insanlar da zorunlu sigorta yaptırıyor. Bu bir fona gidiyor. Fonda para birikiyor. Şu anda o fonda biriken para ne yapacak? Bir kişinin veyahut da o bölgede zarar gören vatandaşların, ki 600 bin poliçe büyük olasılıkla gelecek. Tabii burada aslında buna konuta araçları da koymamız lazım. Çünkü sadece konutlar değil, araçlarda da çok ciddi hasar var. Hatta pert olmuş durumda olan çok araç var. Araçların da %17'si kaskolu. Tabii böyle baktığımız zaman yani sigorta kapsamında olan kısım oldukça düşük miktarda. Hocam inanmıyoruz değil demeyelim de ona. Ödeyemiyoruz diyelim mi acaba? Şimdi şöyle. Yani şunu demek istiyorum. Bu benim tabii şu an sosyal medyadan aldığım tweetlere istinaden ya da mesajlara istinaden söylüyorum. Evet. Mevcut durumda son dönemlerde gerek sağlık sigortası gerek diğer sigortalara baktığımızda prim ödemelerinin oldukça yukarıda olduğunu görüyoruz. Tabii sigortacılar da haklı olabilir. Vatandaşlar da haklı. Herkes haklı olabilir. Bilemem. Şimdi herkes haklı. Herkes ama haklı. Şöyle bir gerçek var. Zeliha, şöyle bir gerçek. Yok, buradan bak, öyle yazıyorlar. Ben yazılanları söylüyorum size. Buyurun. Yok, haklısın. Yani ona bulamıyoruz. Bunu o zaman onun yolu sigorta yaptırmamak değil. Anlatabildim mi? Bunun yolu şu. Dersiniz ki o zaman ona göre tercihinizi yaparsınız. Partilere gidersiniz, dersiniz ki her konutun bir kere ayakta durma hakkı var. Dolayısıyla biz sizin programlarınızda belli bir bedelin devlet tarafından karşılanacağına ilişkin bir güvence istiyoruz. Bunu da parti programlarınıza yazın dersiniz. Buna göre gider oyunuzu verirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şey yapamazsanız bunu yapacağız. Yani hani yok ödeyemiyoruz diyoruz. Yani yok, hayır. Burada birkaç tane tabii insanlar yazdı. Ama sigorta bilinci bizde farklı işliyor. Arabamıza yaptırabiliyoruz. Evimizi, ev sigortası, DASK alışkanlığımız yok. Evet. Yok. Ya işte alışkanlığımız olmadığı için. Bir de DASK'ta ev sahibi veya kiracı fark ediyor muydu hocam? Yok, fark etmiyor. Yani ev sahibi zaten bunu yaptırmak zorunda. Yani anlatabildim mi? Yani zorunlu zaten, ismi üzerinde zorunlu deprem sigortası zaten bu. Ama burada yaptırmıyor. Şimdi sağlık sigortası, tamam, yani bak, isteğe bağlı sigortadan bahsetmiyorum. İsteğe bağlı da rakamlar, şöyle söyleyeyim, orada da çok farklı rakamlar var. İşte çok riskli bölgelerde 5000-6000 TL'ye kadar çıkıyor. Hatta daha yüksek, konut için konuşuyorum tabii, 5000-6000 TL civarında ödüyorsunuz. Daha risk düşük olan bölgelerde daha düşük ödüyorsunuz. Şimdi zorunlu, mesela DASK zorunlu olan
Konya'da 100 TL civarında. Yani anlatabildim mi? Yani hani ödeyemiyoruz, ödenmiyor mu acaba? Ya boş hepsi iç içe yani. Belki erteleniyor, olmaz, belki öteleniyor, belki burada, alışkanlık değil, bilemiyorum sonuçta. Şöyle bir destek de bulunabilir. Evet. Şöyle bir destek sağlayabilir Zeliha. Gerçekten çok fakir olan kesim için devlet ödeme yapar. Der ki kardeşim ben sizin belli zorunlu devlet zorunlu sigortanızı yapıyoruz. Türkiye'de örneğin %40'ı yapamıyorsa gider devlet bunu karşılar. Ama %60'lık kesim gider nedir karşılayabilen de bunu öder. Ama bunun tabii objektif bir şekilde ne yapması lazım? Belirlenmesi gerekiyor. Yani sigortayı şimdi bu sistem yani şimdi kapitalist sistem içinde yaşıyoruz. Yani devlet her şeye güvence vermiyor biliyorsunuz. Birçok şeyi işte eğitimde özel okullar var. Şurada işte özel birçok şey özel hale geldi. Şimdi böyle bir ortamda siz kendinizi aile olarak ne yapmanız lazım? Korumanız lazım. Ya da dediğim gibi siyasi tercihlerinizi ona göre değiştirmeniz lazım. Bunu değiştirmediğinize göre o zaman bu sistem sizi neye zorluyor? Sigorta yapacaksınız zorunlu. Bunu o zaman ne yapacağız? Bir şekilde yaptırmak durumundayız. Şimdi araçların işte kaskolu %17'si dedik. Şimdi bugün bir aracı satın almak işte fiyatları biliyoruz. Yani gidip bir araba almaya kalktığınız zaman binilebilecek gibi bir araba 300-400 bin liradan başlıyor. Şimdi her şeyini kaybetmiş olan insanlar var. Bu arabayı nasıl yerine koyacak? Evi nasıl yerine koyacak? Şurada da bir terslik var. Onun da altını çizelim. Metrekaresi ne olursa olsun mesela şu anda en fazla 640 bin TL ödüyor zorunlu sigorta. Yani bugün 640 bin TL'ye şöyle söyleyeyim herhalde 1 artı 1 evi zor yaptırırsınız yani. Hani maliyet bedeli olarak söylüyorum. Maliyet bedeli olarak söylüyorum. Yani ancak onu böyle yani çok büyük bir müteahhit ol veya devlet gibi işte TOKİ gibi bir kurum olmanız lazım ki böyle bir rakama düşük maliyete bu evi mal edin. Bugün 1 artı 1 evi 640 bin liraya çıkarmanız bile çok zorken satış fiyatlarını söylemiyorum. Satış fiyatı bunun 2 katı şu anda. Biz en yüksek ödeme ne kadar yapacağız? 640 bin TL yapıyoruz. Bunların aslında güncellenmesi lazım. Yani konut maliyetleriyle beraber güncellenmesi lazım. Yani sistemde de çok sorun var. Ama en azından sigorta yaptırmış olsaydık ki ödemeler de başladı, sigorta ödemeleri de başladı. Ciddi bir herhalde sigorta şirketlerine de yük gelecek. Bunu yaptırmamız lazım. Şunu da haber vereyim. Yani işte deprem bölgelerinde yaşayan veya çok riskli bölgelerde yaşayan insanlar veya Türkiye genelinde. Şimdi biz biliyorsunuz bu restorans dediğimiz zaman sadece bu özellikle DASK dışındaki yaptırdığımız zorunlu olmayan yani isteğe bağlı konut veya eşya sigortalarını biz yurt dışı restoran şirketlerinden yani sigorta şirketlerine garanti veren şirketler yurt dışı şirketler. Şimdi yurt dışı şirketler bu büyük felaketin ardından diyecekler ki bir dakika bu bölgede çok büyük hasar ödemeleri oldu. Biz de bunları garanti ettik, bunları ödüyoruz. Ama biz bundan sonra bu hasarları, çok yüksek hasarlı bir hasar geldi. Biz size vereceğimiz güvencede komisyon oranlarımızı yükseltiyoruz diyeceklerdir. Ve 2024'te ki yıllık yapılıyor biliyorsun bu sigortalar genelde. 2024'te biz çok yüksek sigorta özellikle özel sigorta maliyetleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Yani burada da çok ciddi problemlerimiz var. Dolayısıyla aslında buna hem aile olarak çözüm üretmemiz lazım hem kamu olarak çözüm üretmemiz gerekiyor. Çünkü çok yüksek tutarlarda sigorta şirketleri şu anda para ödeyecekler. Yani bu 40-50 milyar TL'ye toplam bütün araçlar da dahil herhalde 40-50 milyar TL gibi bir rakamın çıkabileceği konusunda çeşitli tahminler var. Bilmiyoruz daha ne çıkacak tam olarak ama en azından önümüzdeki dönemlerde daha uygun fiyata yaptırabilmeniz için sigortanızı şimdiden yaptırıp hasarsızlık indirimi alarak
önümüzdeki yıl daha düşük olarak sigorta ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Yani bu sigorta bilincimizi bizim geliştirmemiz lazım. Yani, evet. Şimdi hani, ekrana da çok özür dilerim yansıtıyoruz hocam deprem bölgesindeki evet. DASK sigorta oranlarını. Şimdi Antep %64.1, Kilis %59.2, Maraş 53.3, evet. Urfa 52.4. Şimdi en düşük oran Hatay'da maalesef. %39.8, evet, ondan sonra da Diyarbakır. Yani önce evet. Diyarbakır evet. sonra Hatay. Şimdi evet. Hatay ve Adıyaman'da çok yıkılma var. Maraş'ta keza öyle. Maraş'ın yarısı evet. DASK'lı. Adıyaman'ın %44'ü DASK yaptırmış. Hatay'ın maalesef ki %39.8. Yani evet. oranlar düşük. Sonuçta deprem bölgelerinde İstanbul'da buna dahil olmak üzere zorunlu deprem sigortası evet diyoruz. Ama görüldüğü gibi oranlar düşük. Evet, şimdi yani, hali hazırda peki şunu da ekleyerek, şu soruma şunu da ekleyerek sözü size atacağım. Şimdi hali hazırda maalesef bizim ülkemizde, demeyeyim nasıl diyeyim, etrafımda, yani siz de biliyorsunuz. Mesela şimdi bu göç meselesi var biliyorsunuz. Deprem bölgelerinden başka bölgelere gelip insanlar kiralık ev bakıyorlar. Anında kiralar çıkmış durumda mesela. Çok rahatsız edici bir durum. İnanılmaz evet. rahatsız edici bir durum bu. Bu bir. Şimdi DASK'ta da aynı şekilde ya da sigortada da aynı şekilde şu an insanlar korktuğu için yaptırmayanlar bile yaptığında daha yüksek bedelli mi ödeyecekler? Bir de böyle bir alışkanlığımız var maşallah bizim. Bu konuda da lütfen sizden fikir alacağım ben. Evet, bir fırsatçılık var tabii maalesef ki. Maalesef yani. Bir fırsatçılık var. Çünkü birçok şehre, ya şunu da söyleyeyim, yani birçok şehre bir tabii göç var. Şimdi o bölgelerde de konut sayısı kısıtlı. Yani şimdi Edirne'ye gelseniz örneğin, Edirne'de konut sayısı oldukça kısıtlı. Yani dolayısıyla kısıtlı olan bir yere yüksek miktarda geldiği zaman, işte biz üniversitenin otelini kullandırıyoruz şu anda. Örneğin Trakya Üniversitesi bu konuda zaten elini taşın altına koymuş durumda. Oteli kullandırıyoruz. Başka alanları aşmaya çalışıyoruz. İşte Kredi Yurtlar Kurumu zaten bir bölümünü evet, tamamen evet. Oraya şey yaptı. Ama bu tabii yeterli olmayacak. Çünkü insanlar şunu yapmaya başlayacak. Özellikle profesyonel olanlar o bölgeden çıkıp iş aramaya başladı. Bırakın onu, birçok şehirde iş aramaya başladı. Artık bir daha oraya gitmek istemiyorum diyenler de var. Tabii bunları çok orta uzun vadeli ekonomik, sosyal boyutuyla, sosyolojik boyutuyla, demografik boyutuyla, nüfus değişimlerindeki değişimi de dikkate alarak aslında kamunun, sivil toplum kurumlarıyla bir araya gelip tartışması gerekiyor. Yani bunu yeniden masaya yatırmamız gerekiyor. Biz oldu bitti, hadi bakalım 200 bin konut yapacağız işte şimdi. 200 bin konut yapacağız. Onları işte belli krediler açarak uzun vadede ödemelerini isteyeceğiz. Ama o bölgede nasıl bir demografik değişim olacak? Nasıl sosyolojik bir değişim olacak? Bunlar o bölgeyi nasıl etkileyecek? Bütün bunları aslında tartışmak lazım. Bu arada ama hocam, son sözü bizim, alayım, bir şey soracağım. Evet. Buyurun. Yok, alın lütfen sözünüzü alayım. İki tane soru yani geldi. Şöyle, yani bunlar o kadar önemli konular ki, tabii biz aile ekonomisinde bunların içine çok fazla girmiyoruz, konuşmuyoruz ama gerçekten bu inanılmaz bir sorun. Yani göç bütün dünyanın şu anda en önemli problemlerinden bir tanesi. Biz enflasyon falan tartışıyoruz da dünyada, ama asıl en büyük problemlerden bir tanesi iklim değişiklikleri veya doğal afetler nedeniyle yaşanan göç olayı. O bölgeler ne olacak? Nasıl değişecek? Gözleriyle evet. konuşursunuz inşallah haftaya hocam. Şu yani hanelerdeki bu iş değişme veya haneye taşıma arzusunu, isteğini. Evet. İki soru. Bir, şunu soruyor. 600 binlik DASK'ın verdiği 115 bin TL ile yıkılan evin neyini temin edebiliriz ki? Konya'da inşaat maliyetiyle İzmir aynı değil ama Türkiye'de bir torba çimento her yerde aynı fiyata, neden semtlerde fark ediyor? İki, 10 yıl DASK ödeyen biri son 1 yıl ödemediğinde sigortası sayılıyor.
Biraz özendiricilik şart. 10 yıl aralıksız ödemeye muafiyet gelse kimse aksatmaz. Buyurun. Son 1-2 dakika çok hızlı hocam. Bunlar hepsi güzel öneriler. Yani gerçekten çok doğru yaklaşımlar. Ama yani bizim tabii şu anda yapabileceğimiz şey biliyorsun artık olay yaşanmış, geçmiş, bitmiş. Geçmişe yönelik belki hani 9 yıl ödemişse, 10. yıl ödememişse, ödeyememişse veyahut da hani olabilir, işsiz kalmış olabilir, ödeyememiş olabilir, muhtaç olur. Onu mesela kapsam içine alacak bir yasal düzenleme yapılabilir. Çünkü kamu bu tür dönemlerde gerekli. Bu sadece bağışa dayalı bir sistem olmaması lazım. Yani evet. Bakıyorum böyle sürekli bir bağış şeyi var. Oysa devlette kaynak var. Yani devletin kaynakları sonsuz. Yani bunu bir anlatmak lazım aslında. Yani hani bir kaynak problemimiz var demek bence çok doğru bir yaklaşım değil. Bir de şöyle bir şey var. Yani zaten yardım yapmasını beklediğimiz insanların da tamam gene biz paylaşımcıyız ama onların da durumu çok çok iyi değil. Evet. Yani tabii onun için çok daha farklı yöntemlerle belki gelmek lazım ama dediğim gibi bizim aile ekonomisi olduğu için ben bu çerçevede kalmaya çalışıyorum. Bitti çok zaten süremiz. Çok işletmiyorum konuyu ama şunu yapalım en azından hala yaptırmayanlar varsa DASK'ını, zorunlu sigortasını. Mesela Beşiktaş'ta 350 TL'yi yaptırabiliyorsunuz yıllık Beşiktaş bölgesinde ama Yeşilköy'de 600 TL. Yani her risk grubuna göre dediğim gibi değişiyor. Bunu bir bilinçli bir şekilde gerçekten şey yapmamız lazım. Evet. Hani benim biraz önce sigortaya inanmama inancı nedeniyle sigortaya inanmayan bir kesim de var. Ben bunu yani yüzyıllarca önce tartışılmış Osmanlı'da tartışılmış olay hala biz günümüz Türkiye'sinde evet. Sigortanın inanca uygun olup olmadığı. Yani bu başka bir konu tabii. Yani evet yani bu ayrı şimdi, bir evet. nokta. Dolayısıyla bu sigortayı bir bilinç, bir risk paylaşımı evet. olarak ne yapmamız gözlemlemek gerekiyor? Lazım, görmek gerekiyor. DASK'ımızı en azından DASK'ımızı yaptırmamız lazım. Peki hocam çok teşekkürler. Evet aile ekonomisinde konuşulmayacak konular ama anormal günlerden geçtiğimiz için mecburen hocama da bunları sormak zorunda kaldım. Bitirelim birazdan karşınızdayım.